Şu bizim Şebnem ne hakikatli çıktı. Babasının kızacağını bile bile rahmetli anasından kalan arsayı satıp bizim atölyeye ortak olmuş. Vallahi bravo kızı abla. Bu zamanda böyle düşünceli, böyle vicdanlı kız zor bulunur. Ya eniştem deliye dönmüş. Ama Şebnem ben Ejder'i yüzüstü bırakmam diye babasına bile karşı çıkmış. Yeni ortağın Şebnem mi? Ortaklık teklif etti. Ama henüz kabul etmedim. Kabul edeceksin yani. Hayatım, ben öyle bir şey demedim. Niye lafı ağzında geveliyorsun o zaman? Kabul ettin mi, etmedin mi? Etmedim. Seninle konuşmadan böyle bir şey kabul etmeyeceğimi söyledim. Seninle konuşmak istediğim şey de buydu zaten. Beni ikna etmeye çalışacaktın yani. Name. Name. Name, bekler misin? Name, lütfen dinler misin beni? Dinlemiyorum Ejder. Beni ikna edeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Öyle bir derdim yok. Derdin ne öyleyse? Benim böyle bir şey kabul etmeyeceğimi en başından biliyor olman lazımdı. Ben o kıza güvenmiyorum Ejder. Anlıyor musun? Güvenmiyorum. Name, bir sakin olur musun? Hayatım, bak. Sana rağmen bir şeyi kabul ettiğim falan yok. Ben durumu seninle paylaşıp birlikte bir karar almak istedim. Hepsi bu. Benim kararım belli Ejder. Konuşulacak bir şey yok. Hayatım, neden bu kadar inatçısın? İnatçı falan değilim. O kız resmen sana daha yakın olmaya çalışıyor, anlamıyor musun? Bence abartıyorsun. Abartıyor muyum? Evet. Ne söyledi peki ha? Neden yardım ediyormuş sana? Açıklaması neymiş? Bu proje gerçekleşmezse bir sürü kadın hayal kırıklığına uğrayacak. O kadınları yüzüstü bırakmak istemediğini söyledi. Güldürme beni Ejder. Babasıyla da yapabilirdi bu işi. Para sıkıntısı da yaşamazdı. Neden babasıyla değil de seninle yapmak istedi? Cevap veremiyorsun işte, kabul et. Bu kız senden hoşlanıyor. O yüzden sana yardım ediyor. Bunu bile bile o kızla iş yapmana göz yumamam. Vallahi helal olsun Şebnem. Bak biz o kadar uğraştık, bana mısın dene. Şebnem geldi, bunlar birbirlerini yemeye başladılar. Doğru valla. Bak ben diyeyim sana 3, sen de 4 vakte kadar bunlar yollarını ayırır. Heh, böyle yazıyorum. Ay öyle demeyin ama Şafika Hanım. Yani yazık Nane Hanım'a. Sonuçta kendisi hamile. Niye yazıkmış? Kaderinde ne varsa onu yaşayacak. Gitsin çocuğunu nerede doğuruyorsa doğursun. Tövbe deyin Şafika Hanım. Bana bak Şükran, üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Ya bu söylediklerinizi Bereket Hanım duyarsa ne olur? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok Şafika Hanım, ne tehdidi? Yani sonuçta yerin kulağı vardır. Ne oluyor yine burada? Nedir bu haliniz? Hayatım, bak. Şebnem babasıyla iş yapmak istemiyor, evet. Ama onu anlıyorum. Çünkü babasının yardımı olmadan tek başına bir şeyler yapmak istiyor. Sen de buna inandın, öyle mi? Sen neden çalışmak istedin öyleyse, ha? Neden bensiz bir şeyler yapmak istedin? Lütfen Ejder, aynı şey mi? Ne farkı var? Kadınlar böyle konularda hassas. Ayaklarının üzerinde durmak isterler. Şebnem'in kahvede yapmış olduğu konuşmayı sen de duydun. Kız bu konuda çok duyarlı. Duyarlıymış. Şebnem'in duyarlı olduğu bir şey varsa o da sensin. Bunu nasıl göremiyorsun, ben anlamıyorum. Hayatım, yok öyle bir şey. Hem olsa da bundan bana ne? Sen bana güvenmiyor musun? Bu güvenle alakalı değil Ejder. Her kadın bu durumdan rahatsız olur. Çünkü hissederler. Ben de hissediyorum. Haklı olduğumu göreceksin ama umarım bunun için çok geç olmaz.